Çocukların odasını süpürdüm, camlarını sileceğim, tozlarını aldım, silip kahvaltımı yapacağım, kahvaltıya geçeceğim. Saat de 12'ye geliyor, kahvaltımı yapayım. Camların önlerinin mermerlerini sildim de, şu çerçevelerini falan hallettim. Sinekliğini de çıkarttım, yıkadım banyoda. O birazcık böyle suyunu şey yapsın, suyu aksın takarım. Bugün de hava çok güzel gerçekten. Tekrardan hayırlı nurlu cumalar hepinize. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlarım. Ben de iyiyim. Deminden Hande Hanım'la mesajlaştık. Anlatırım size de. Hadi bakayım. Ben şöyle şunu sileyim de sadece bu camı. Sonra yatak odasına geçeceğim kahvaltıyı yaptıktan sonra. Ay mis gibi hava var, mis. Şimdi işlere kısa bir mola. Hemen kahvaltı faslına geçelim. Ay şey döküldü. Çayı. Şey var ya. Tam güzel demlenmemiş. Ay diyemedim. İki odada camını da sildik. Şimdi de kısaca göstereyim. Hemen kahvaltıyı aradan çıkartayım. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Hadi bana afiyet olsun canlar. Ben cuma pazarına çıkacağım. Ondan sonra bir de o dün yufka ekmek alamamıştım ya, tandır, onu alacağım dışarı çıkıp. Vallahi bir iki bir şey yaptım, işlendim filan ama yine tam olarak böyle bitiremedim. Bu arada ütüyü düzgün yapamadım. Çünkü bunlar ütüyü düzgün yapamadım diyorum. Ütüyü düzgün yapmadım. Çünkü bunlar evde giydiğimiz kıyafetler, sadece üstümüzde karışıp durmasın giydiğimizde. Dışarıda giydiğimiz kıyafetlere daha çok özeniyorum da evde giydiğimize pek fazla özenmiyorum. Ütü bitti ama akşam Mustafa şimdi bir sürü getirecek. Hemen onları yıkarız, hallederiz. Şu ütü masasının kılıfını da bir makineye alsam iyi olacak. Pazartesi işi yapayım ben. Ütü olayını bitirdikten sonra bunu da bir yıkayım da temizlensin. Biraz böyle kirlenmiş. Hadi bakalım. Bunu da bitirdik. Cuma pazarına doğru yola çıktık. Çok fazla oyalanmayacağım arkadaşlar. Yani bir saate çıkarım herhalde. Şöyle biraz bakınca bir de geçen hafta aklımda kalan bir ürün var. Onu da böyle met ettiniz. Bir onu alayım diyorum, deneyimleyeyim. Deneyimleneyim. Heh, doğru kullandım herhalde. Eti dışarı çıkarttım. Dün lavaşları alamamıştım, tandır ekmeklerini. O aklımda kaldı. Aklımda kalacağını midemde kalsın. Tantuni yapacağım eve gittiğim zaman. Hemen onu hallederiz. Mustafa da zaten çok seviyor. Bir de patates de kızartırım. Onu airfryer'da yaparım. Kumaşı inceymiş ama. Ben böyle biraz kalın sandım. Çoraplar ne kadar? 3 tane 25. Burada her şey 100 TL ama aşırı kalabalık. Hep bundan getirdim. Ne adet veriyor var ya? Lastik çarşaf aldığım yer burası. Bunlar almadı, bir yerden aldım. Gerçekten çok güzel çıkıyor ürünleri. Çift 160. Nasıl, bu koltuk silme için mi? Evet, koltuk, halı. Çok seviyorum evini. Bayağı bir güzel siliyor yani. Ne kadar bu? 40 lira. 40 lira. Bu ne kadar? 80 lira. 80 lira var onun. Bir tane 43 tane şey.
Mutfak. Hangisi? Gris yok mu? Suyu güzel emiyor mu? Gerçek mi bu yoksa Miss Clean'in gerçek şeyi mi sayfasının? Şimdi arkadaşlar şöyle bu tezgahı ben sevdim çünkü temizlik ürünleri var. Kendisinin Instagram sayfası da var, satış yapıyor. Solingen bıçaklardan, bunlardan Ayşenur'u alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Yelda'yı aldım, onu da alacağım. Bu silpatlar da var. Bunlar şey için mi, yağlı kağıt mı? Yağlı kağıt. Tamam. Alalım ya. Şunun mutfakta sıvı sabunlu üzerine koysam mı diye düşündüm ama. Bak, bu ne kadardı? Ay unuttum, söylemiştiniz ama. 40 lira büyük, küçüğü 35 lira. Yok, bu gayet iyi. Ne dersiniz? 75. 40 lira diyor. 150. Kararsız kaldım. Tek rengi yok mu? Yok, hep böyle alacalı geliyor. Yeşili oluyor. Bu da 90 lira. Kırmızı yılbaşına doğru çıkar. Şu an toptancımda da yok. Bu tezgaha gelip bakmayı seviyorum. Ya şunda bir kararsız kaldım. Bilmiyorum ki nasıl durur. Şu fincanlar da çok hoşuma gitti. Metal renden var, biraz renden var. Şimdi ben alacağımı aldım. Fazla oyalanmak da istemiyorum. Eve gidip daha yemek yapacağız. Buradan çıkıyorum. Bir BİM'e uğrayacağım arkadaşlar. Bir de A101'e uğrarım. Tandır ekmeğini de alıp eve gideriz. Hemen yemek olayını hallederiz. Sabahtan beri de zaten pek de bir şey paylaşamadım sizinle. Ay değişik değişik bakıyorlar. Böyle kalabalıkta video çekmek birazcık zor oluyor. Yüksek bel taytın var mı? Ay şu da çok güzelmiş. Taytım var. Pamuklu esnek kumaşım. Ekstra yüksek ben. Ne kadar bu? Ürünlerim 200. 200. Şeritleri de var. Ama bu kışın giyilir mi ki? Daha kalın da var tercih ederseniz. Bu da daha kalını. Şu göbek kısmını sarar mı? Tabii sarar, toplar. Bunlar çelik örme olarak geçiyor. Öyle mi? Başka farklı model var mı? Bol paça var buradaki gibi. İspanyol var. Şöyle bol paçalar da var ama. Ben birazcık daha böyle taytı, şu bilek kısmını yukarıda istiyorum. 200 müydü o çelik olanlarda? Çelik ördüm. 200 evet. Hep 200. Birazcık daha içi kalın. Tabii evet, daha kışlık. Tamam. Teşekkür ederim. Ay bakar mısınız, 120 TL. Çok da güzelmiş. Zaten çift gidiyor ya bunlar. Çift gidiyor ya, tamam. 5 ay sonra getirdiğinde. Ne kadar bunlar? Bayram gelir. Onlar beden kalmış. Sen boş ver, ben sana kulaklık alacağım. Bak sen bunu yapayım. Çekerse öyle var bizde. Kulaklık istedin ya, ben olana para vereceğim. Bunlar güzel oluyor. Yelda'ya da almıştım. Tepsiye bakın. Benim kullandığım marka.
Ya işte aldığımız şeyden bırak. Pardon. Şu gerçekten güzelmiş. Battaniye 299 TL. Hardal renk. Şu renk çok güzel oluyor. Şöyle eve geldik. Hemen anahtarımızı asalım ve mutfağa transfer olalım. Her zamanki gibi aslında bu et birazcık böyle geçtikten sonra doğrayacaktım ama işte dışarı çıktım anca gelebildim. Saati de göstereyim. Hadi ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Hemen şunu doğramaya başlayalım. Şimdi en böyle sıkıcı yer. Minik minik doğrayacağız. İşte etin böyle birazcık yumuşadığı zaman doğramak sorunlu kızlar. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. İlk önce haşlayacağım. Sonra böyle kavurmasını falan yapacağım. Lavaşta aldım. 5 tane aldım. Yok pardon. 6 tane aldım. Keşke var ya doğrayıp çıksaydım. Öyle hemen doğranıyor. Daha kolay oluyor. Sabahleyin telefon trafiğim o kadar yoğundu ki vallahi ne ara o hale geldim onu da anlamadım o telefon trafiği. Bayağı bir arkadaşlarımla konuştum. Selma da dedi özledim dedi seni dedim kız vallahi ben de seni özledim. Selma Bursa'da oturuyor. Gerçi artık biliyorsunuz. Ondan sonra dedim en yakın zamanda buluşalım. Hep diyor Aysun buluşalım buluşalım diyoruz hep bir araya gelemiyoruz. Evet aslında doğru yani birazcık da fırsatları da yaratmak lazım. Dünya telaşı hiç bitmiyor. İşimiz gücümüz hiç bitmiyor. Bazen bazı şeyleri bir tarafa koyup sevdiklerimize de zaman ayırmak gerekli. Kız valla hemen hava kararıyor. Kışı ben kışı seviyorum ama ben ilkbahar ve sonbahar. Yaz ve kış benim için yaz sıcak çekilmiyor. Kış da soğuk aynı şekilde. Kışın bir de havada hep böyle kapalı oluyor. Zaten İnegöl'ün havası gerçekten çok kötü. Hep böyle sislidir. İnsana moralin düzgün bile olsa insanı bunalıma sokuyor buranın havası. Kışın zaten ne bileyim sevmiyorum. Bu havalarda böyle kapalı olduğu zaman. Dün akşam da var ya sabahı sabah ettim. Çok kötü. Ne Mikail'i uyuttum ne kendim uyuyabildim. Böyle kafam sersem gibi. Belki de o yüzden şu bugün tam böyle işlere kendimi veremedim. Yani ama yine birazcık böyle işlendim. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Valla eski enerjim oluyor ama bazen olmuyor. Yani şimdi abartmayayım. Yani bazen gerçekten yani şu evi böyle döküp yerleştiririm. O derece böyle kendimde güç hissediyorum. Ama bazen şu bardağı şuraya koyacak kadar kendimi güçsüz hissediyorum. Hastalık da herhalde. Bir de ben size şimdi güncel kilomu söyleyeyim. Kızlar kaç gram almışım ben? 69.7 miydim ben neydim?
70.05 olmuşum. Yani gram almışım. İyi, çok güzel. Sonra Hande Hanım dedim, ben dedim bakın çok fazla su içemedim. Bir de dedim artık dedim yani ben biraz dişimde sıkarsam hani bu ay dedim diyet olayını falan bitirelim. Zaten dikkat etseydim bu hafta hastalık falan olmasaydı. Kız hastayken su içemiyorum. Gerçekten o su bana o kadar kötü geliyor ki. Yani içine limon da attım. Bir şeyler de yaptım ama yok yani gitmiyor. Yine kendimi zorluyorum. En azından 1,5 litre içiyordum. Yani akşam oturduğumda suyu yanıma alıyordum arkadaşlarım. Tamam dedi, zaten hastasınız dedi. Vücudunuzun direnci de düşüyor dedi. Siz dedi biraz yemenize içmenize dikkat edin dedi. Pazartesi ya da salı günü başlayalım. Aysun Hanım sesiniz bayağı kötü. Allah'a şükür Hande Hanım dedim, yani vücudum iyi ama tabii ki o bir halsizlik oluyor. Tamam dedi, o zaman hiç problem değil. 68'de sonlandıralım dedi kilonuz artık, yani şey diyeti. Sonra dedi korumaya geçeriz. Koruma yaparız dedi. Bendeki durumlar böyle. Gram almışım. Ama Hande Hanım'a şey dedim. Bir saniye. Kız kardeşimin dedim düğününde giydim 63 kilo olduğum zamandaki abiyenin içine girdim. Çok sevindim dedi. Gerçekten bravo size. Valla kendimi de tebrik ediyorum. Şu boğazı kıstığın zaman gerçekten kilo falan gidiyor kızlar. Her şey şu yemede geçiyor. Ama bazen bazı hastalıklar kilo vermeyi zorlaştırıyor. Arkadaşım Öznur o kadar dikkat eder. Fakat şey tiroid hastası kendisi. Kilo vermesi biraz zor oluyor onun. Ben de onu Hande Hanım'a önerdim. Bilmiyorum arayacağım falan dedi ama aradı mı da ondan sonra daha hiç konuşmadık. O da dün akşam Instagram'da beni Nurgül'ü paylaşmış. Çok özledim diye sizi. Eski günleri. Eski günleri kimler? Yani herkes özlüyor. Eskiler daha güzeldi. Valla şu an teknoloji böyle ilerliyor. Her şey ilerliyor. İşte elimizde bilgisayar, telefon. Yani her şey artık elimizin altında ama o zamanlar imkansızlıklar çoktu. Yani telefon görüntülü olduğunu dedikleri zaman bile yani insan inanmıyordu, gülüyordu. Şaka yani, nasıl görüntülü. Oturduğumuz yerden alışveriş yapıyoruz. Oturduğumuz yerden markete gitmeden ürünleri ayağımıza getirtiyoruz. Birçok anlamda evet güzel bir şey ama bazı değerleri de kaybediyoruz. Teknolojinin gelmesiyle. Mesela WhatsApp'tan bayramlarda bayramların kutlanması, işte Kurban Bayramımızı, Ramazan Bayramımızı kutlarız. Ben buna gerçekten kızıyorum. WhatsApp'tan kutlanmaz. Ararsın, hani öyle kutlarsın. Gibi gibi. Yani önceden şey yapardım. Ha yılbaşında kartlar vardı. Allah'ım ben de hep böyle yılbaşı temalı falan var ya, böyle simli falan. Onlardan alırdım, teyzeme yollardım, dayıma yollardım rahmetli. Ondan sonra ne bileyim anneanneme yollardım gibi. Hani böyle sevdiğimiz akrabalarımıza, komşularımıza, şeylerimiz uzakta olanlara yollardık. Şimdi kartlar kalktı, her şey sanal alim. Her şey artık öyle oldu maalesef. Böyle heyecanla Allah'ım o kartlar. Sonra biz Mikail askerdeyken şey yapmıştık. Mektuplaşırdık. Ay o mektuplar duruyor hala. Neler yazmışım neler vallahi. Güzel şeylerdi. Hatıra defterlerimiz vardı. Bir de anket yapardık. İşte soru sorardık. Sepet sepet yumurta. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Anne başka böyle cümleler falan da yazardık ya. Valla şimdi aklıma gelmiyor kızlar. Aklına gelen varsa şöyle yazın bakalım. Böyle değişik bir şeyler yazardık. Hey gidi günler. Ama mutlaka böyle yollardık. O kartlardan alıp yılbaşı geldiğinde, Kurban Bayramı'nda. Kurban Bayramı'nda hep koçlu moçlu alırdık. Ramazan Bayramı'nda böyle şekerli filan. Yine eskilere gittik. Mikail olan sohbetlerimizi de beğeniyorsunuz. Mikail abi siz vlog olmaz diyenler de oluyor. Valla şöyle akşam çayımızı içerken sohbetimizi size az da olsa eşlik ettiriyoruz. Sıkılmadan da izliyorsunuz herhalde, öyle gözüküyor yorumları böyle okuduğumda. Yüzünüzü de böyle azıcık da olsa gülümsetebiliyorsa ne mutlu bize. Biz karı koca çok takılırız birbirimize. Ay valla
Çok böyle. O bana takılır, ben ona takılırım. Pazar sinir ederiz birbirimizi. Evliliklerde böyle değil mi? Düşe kalka işte bir şekilde gidiyor evlilikler. Allah böyle kötü bir sıkıntı vermesin. Ondan sonra öyle kızlar. Gelen arkadaşlarımız da bizim sohbetimizi severler. Ben ona takılırım, o bana takılır. Hiç böyle güzel bir et değil bu. Vallahi full sinir dolu. Çok sinirli olacağız bu akşam. Kötü bir espriydi, kabul ediyorum. Bu arada ışık hiç güzel değil. Ha bir de sana diyeceğim. Şimdi bir tek bunu bir kişi değil. Benle görüştükleri zaman böyle söyleyenler oluyor. Ekranda, videoda yüzünüz kara çıkıyor. Dün Esin'cim de söyledi. Ama tabii ki hiçbir şekilde yanlış anlamadım. Çünkü bunu bir kişi değil, bayağı kişi böyle hani beni gördükleri zaman söylüyorlar. Ekranda daha zayıfsınız, yüzünüz daha pürüzsüz, daha beyaz. Ekranda böyle kara çıkıyor. Maalesef arkadaşlar şu anki ışık gibi yani görüntüyü gerçekten bizleri bir kara mara bir şey gösteriyor. Ekrandan da işte daha zayıf çıktığını söylüyorlar, daha genç çıktığını söylüyorlar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hani bunu da buradan söyleyeyim dedim birden böyle kendime şöyle bakınca. Evet, olduğumuzdan daha büyük çıkıyoruz. Allah'ım ben ne biçim et çıkartmışım. Ben şimdi hızlanayım geliyorum. Kırmızı toz biberim de bitmiş. Şöyle soğan doğradım, domates doğradım. Maydanozum yoktu. Zaten maydanoz benimkiler de sevmiyor. Şimdi şunu şöyle güzel kavurup şimdi normalde aslında benim saç kavurma et kavurma tavam var. Ama onu da yapmayayım dedim. Bir daha böyle bulaşık şimdi çıkartmayayım. Şu tencerede yapayım. Mustafa da şimdi geldi eve. Babasıyla birlikte. Ben biraz pul biber de bakacağım.
Aynen böyle hazırladım. Şimdi patates kızartmasını da koyacağım. Gayet de güzel. Bakın hazır patatesle yapmadım. Şöyle kaçtı. Şöyle. Çıtır çıtır oldu. Mustafa'cığım gel. Şimdi Mikail oturdu, yemeğini yiyor. Kendime de ayarladım. Mustafa'ya domates koymayacağım, soğan koymayacağım. Aslında domates yiyordun sen. Emin misin domates istemediğini? Tamam. Ya patates de kızartık. Emre, sofra bezini. Evet kızlar, bir akşam sohbetimize daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de artık kış akşamları şu sehpanın etrafında toplanıp sohbetimizi yaparız. Benimki de başlamış ceviz kırmaya. Vallahi bugün ben bir şey demedim, kendisi söyledi. Doğru mudur? Evet, evet. Ben bir şey demedim. Yok, demedim. Kolay gelsin sana da. Çünkü birkaç gün sonra diyeceğin için ben şimdiden başlayayım dedim. Neye başlayayım dedi. Ben. Şöyle yanına mı vereyim ıhlamuru? Ha? Yanına. Al bakalım. Dünkü vlogumuzda hani kapanışta bir gelin veya damat anne baba demeli mi diye hani konuşmuştuk. Hatta oynamaya sunalım demiştik. Çoğunluk Mikail sence ne demiştir? Baba desin demişti. Tabii ki zorunlu değil. Asla zorunlu değil ama hani öyle denmesi daha iyi olur gibi. Hani geri dönüşler olmuş arkadaşlar. Yani çoğunluk ben gibi mi düşünüyor? Evet, çoğunluk senin gibi düşünüyor. Ama tabii ki zorlama falan asla yok. 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 Her şekilde kabulümüzdür zaten. Öyle. Acaba Ayşenur bu videoyu seyretti mi? Onu da merak ediyorum. Dur bir arayayım. Kapanıştan sonra biz normalde şeye gidecektik, Oylat kaplıcalarına gidecektik, bir gece kalacaktık. Fakat Mikail'in görevi çıktı kızlar, görevi çıktığından dolayı yarın maç görevi var, o yüzden gidemiyoruz. Ne zaman gideceğiz o zaman? Yarın olmuyor, başka bir hafta sonra artık. Bakalım, önümüzdeki haftada cumartesi günü ben Bursa'ya gidiyorum saçı boyatmaya. Aslında iyi gelirdi tam bu hastalıkta, kaplıcada. O geçen sene gittiğimiz yer çok güzel. Kadın erkek ayrı arkadaşlar. Kadınlar ayrı giriyor, erkekler ayrı giriyor. Böyle sıcacık. Hatta belki bir masaj da yaptırırım diyordum kendime. Fakat olmadı, bakalım. Ama gideceğiz. Rabbim, yani Allah nasip ederse gideceğiz inşallah. O da iptal oldu. Gidemiyoruz. Görev kutsaldır. Polislerde her an askerin, polisin her an görevi çıkıyor. Evet. Bir taraftan da şunlara da gözüm ilişiyor. Aldığımız ceviz Allah'tan ben tahmin ediyordum böyle. 2 kilo aldık ama gerçekten çöp. Yani 2 kilo cevizin 2 kilosu eder. 2000 gram. 500 gram ancak ne diyorum bir kere? Kırabiliyor. Çok. Matematiksel konuştu. Bu akşam inşallah uyurum ya, şöyle düzgün, deliksiz. Seni gıcık, gece nöbetleri. Valla sabaha doğru tam güzel uyudum. Ben kalktıktan sonra. Evet, sen kalktıktan sonra bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Tüm yatak bana kalıyor. Şimdi ben size bugün pazardan aldığım şeyleri göstereyim. Sonra yavaş yavaş kapanışı yapalım. Artık bu videoda böyle olsun, yapacak bir şey yok. Yani bugün nasıl bir gündü vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Zaten saatte 11'e geliyor. Ihlamur içtim.
vermiş olduğunuz tavsiyelerin hepsine bakıyorum. Kozalak şurubu içiyorum. Hani sabah kalktığımda. Ama ilaç kullan. Ben ilaç kullanmadım Mikail. Kozalak şurubu içiyor musun? Ne? Kozalak şurubu. Evet. Sabah. Kaç kaşık? Bir yemek kaşığı alıyorum. Ama gitmiyor. İlaç kullanmadım. Hayatım gitmez. Bu hasta. 20-25 gün sürüyor yani. Şu karnımın şu kısmı acıyor. Yani çok fena acıyor hem de. Öksürdüğümde. Boğazımdaki acı gitti. Şurası. Felaket acıyor. Ben de öksürüyordum, gitti. Bugün ne aldın pazardan? Bekle burada. Pazardan mı? Ha, cuma pazarına. Cuma pazarına gittim ya ben bugün. Ne bir şey aldım? Şunları baya bir alanlar var. Bunlar çelik tencere için. Paslanmaz telli sünger. Mutfakta, bulaşıkta çok amaçlı. Tencere, ızgara gibi temizlemesi zor yüzeylerde etkilir. Ben bunu şeyde deneyeceğim bir. Fırının içinde deneyeceğim otellerde. Benim fırının içi döküm. Fırınımdan aşırı memnunum. Yani gittiğim yere götürür müyüm bu haliyle? Çünkü temizliğini yapamıyorum. Vallahi götürürüm Mikail. Bizim fırın 10 numara. Çok. Hı ne? Kaç yıldır abi fırını kullanıyor? Hı ne? Kullanıyoruz ya. Bu kadar işte evin her köşesinde duyarsızsın. Maalesef. Yani yapıyorum ediyorum, iki tepsi pişiriyorum. Fakat döküm olduğu için kenar kısımları filan öyle temizlik maddesi filan sıkılmıyor. Temizleme özelliği yok değil mi? Var. Var mı? Niye? Bırak kendini temizlesin. Bir saat çalışması gerekiyor. Çalışsın. Öyle çok arada sırada yaparım yani, onu her zaman yapmıyorum. Ama profilo marka içi döküm olanlar maalesef kullanımı zor ama performansı %100 öyle söyleyeyim. Hocam da aynı şekilde profilo kızlar. Şu ikili süngerden aldım. O diğer adam da 45 TL'ydi herhalde. Bu kadın da 40 TL. Şimdi bunu bir çelikleri güzelce yıkayalım. Çiğir telleri. Böyle sararmış telleri. Şöyle. Bir de bu şeyin, ben sürekli bu markanın linkini bırakıyorum Trendyol'a. Böyle temizlik linkleri bıraktığım zaman Miss Clean. Şu. Şöyle çamaşır suyu da döktüğünüz zaman renkte açılma olmuyormuş. Bunlar da böyle sihirli bez diye geçiyor mutfakta. Mutfağı silmek için. Bunların halıları silmek için olan bezi de gösterdim. Üzeri böyle pulup değişikti, böyle parlak parlak. Aynı şöyle. Hatta oradaki kadının konuşmasını da çektim size. Çok memnunmuş o da. Yer bezi de var. Mesela bunun yer bezini alıp mopuma takabilirim. Çünkü benim bu kullandığım moplar, istediğiniz bezi de takabiliyorsunuz. Atlet varsa eskimiş, onu bile takabilirsiniz. Şöyle iki tane de bundan aldım. Şöyle üçlüsü 150 mi neydi herhalde? 150 mi 140 mi neydi? Şeyde bazen bu internette bayağı bir uygun fiyata düşüyor. İsterseniz de linkini de bırakabilirim. Bakarım fiyatlarına. Bu da aynı şekilde. Bir de oradaki kadın beni takip ediyormuş zaten. Yemek kanalımı. YouTube değil. Hatta orada bir kadın da var. O da beni takip ediyormuş. Bayağı İnegöl'de, Instagram'da yemek kanalımı bayağı takip edenler var. Sonra dedi Aysun Hanım, ben de size iki tane bıçak hediye edeyim dedi. Solinger'in sebze bıçağı. Bu da meyve bıçağı. Şu benimkiyle aynı. Makinede paslanma olmuyor arkadaşlar. O kadar makineye atıyorum. Kesim yine aynı kesim. Hiçbir şekilde. Gerçekten. Victorinox. Bir de Solinger arkadaşlar. Bu iki marka güzel. Bu iki bıçağı da bana hediye etti. Ben bu iki bıçağı da Ayşenur'a vereceğim. Zaten ben Ayşenur'a 6 tane alacaktım bundan. Kullansın. Ben de oraya gittiğimde oldu ki bir şey yaparsam böyle. Yani bunlara çok alıştım ben. Ve onu da severek kullanacağını biliyorum Ayşenur'un. Çünkü kesimi çok güzel. Sebze ve meyve bıçağı. Hediyesi için de teşekkür ediyorum. Sayfasının linkinde sayfasında bırakacağım ben etiketini. Instagram'da. Bu şekilde kızlar. Beni çok fena halde gıcık tuttu. Neyse. Gerçekten şu bezlerden
şundan bayağı bir müşterisi varmış. Aynı şekilde internette ben bunları fenomende gördüm. Aydanca. Bilmiyorum izleyeniniz var mı? Aydan Hanım'ı çok severim. Başından beri Instagram'da kendini değiştirmeyen bir fenomen. Mütevazi. Onu da böyle gördüm. Onu da böyle sözüne inanırım arkadaşlarım. Hatta bu Kasım indirimlerinden ben de sepete işte bundan ekleyeceğim. Hani ben size bir bez var diyordum ya, işte bu. Ondan sonra bunu da böyle çok kullanılan olduğunu duyunca da hadi o zaman dedim şunları alalım. Yavaş yavaş da videomuzu kapatalım. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Sıkılmadan severek izlediğiniz bir video olmuştur inşallah. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımı da kanalıma davet ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Yarın cumartesi. Hepimize mutlu hafta sonları.